Değerli izleyicilerimiz merhaba. Bir Stratejik İşler programında birlikteyiz. Bugün konuğum girişimcilik alanında pek çok yerde danışmanlık yapan kıymetli bir kadın girişimcimiz var. Sevgili Berrak Kutsoy. Berrak hoş geldin. Hoş bulduk İsmail'cim. Öncelikle izleyicilerimiz için bir kısaca seni tanıtmanı istesek. Tabii. Berrak Kutsoy kimdir? Tabii. Ben Mersinliyim aslan. Koç Üniversitesi'nde işletme okudum. Üzerine Londra'da MBA yaptım. Yaklaşık 5 sene bir bankacılık deneyimim var. 2009'dan bu yana da Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için bizzat Ali Sabancı Bey'le birlikte çalışıyorum. Kendisine danışmanlık yapıyorum. Özellikle girişimcilik konularında. Kendisi Odalar Borsa Birliği'nin Genç Girişimciler Kurulu Başkanı. Ben de bu kurulun danışmanlığını yapıyorum 2009 yılından bu yana. Aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin de girişimcilikten sorumlu danışmanlığını yapıyorum. Bu hep 2009'dan bu yana devam eden hani girişimcilikle ilgili evet. Ekosistemlerin içindesin. Evet. Başından beri aslında Türkiye'de ekosistem 2008-2009 ve sonrasında yıllarında gelişti aslında, aynen, değil mi? Aynen. Sonrasında büyük bir ivme kazandı. Peki ilk şey olarak aslında bunları tariflesek mesela bu girişimcilik kurulu nedir? Hani Odalar Borsalar Birliği dedik. Genç Girişimciler Kurulu dedik. Tabii. Nasıl bir yapıdan oluşuyor? Şimdi 2007 yılında Onur Sağ Başkanımız Rıfat İstercikloğlu tarafından Kadın Girişimciler Kurulu kuruluyor. 81 ilde faaliyet gösteriyorlar. Yaklaşık 1500 üyesi var. Sonrasında deniyor ki hani kadınlarımız var, gençlerimiz yok. Bir genç kurulu da kuralım. 2009 yılında Ali Sabancı Bey başkanlığı alıyor. Ve başkan olduktan sonra 81 ilde 1500 üye ile başladık. Bugün itibariyle 81 ilde 10.500 genç girişimci üyemiz var. Ve kadın olarak da 9.500. Aslında Türkiye'nin en büyük girişimcilik network'üne sahibiz. Tarif. Aynen. Orada genç tarifi yaş yönüyle mi? 41 yaşına kadar. 41 yaşına aynen. Kadar. 41 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Ve her gerekiyor. İlde var olan bir girişimcilik kurulundan söz ediyoruz. 81 ilde bugün Batman'a da gitseniz, Şırnak'a da gitseniz, Trabzon'a da gitseniz, İzmir, Manisa, Muğla, Kütahya, Mersin, Adana, nereye giderseniz gidin bir Genç Girişimciler Kurulu ve Kadın Girişimciler Kurulumuz var. Bunu özellikle izleyicilerimiz için ben tekrar ediyorum çünkü girişimcilik konusunda ilgi duyanların evet. ulaşabileceği önemli tabii. bir ağ. Yani Türkiye'nin en büyük girişimcilik ağı diye tarif edin. Peki bu dönem içerisinde nasıl gelişti? Hani 2007-2008 yılı dedik, sonrasında sen de pek çok yerde tim dahil hani danışmanlığını yaptığın bir süreç var. Nasıl girişimcilik ekosistemi gelişimi Türkiye'de? Şimdi aslında sen de bizzat içindesin bu ekosistemin. Çok uğraş veriyoruz hani geliştirmek için. Gerçekten büyük bir ivme kazandı. 2009'da Global Entrepreneurship Monitor raporunun sonucuna göre Türkiye'de her 100 girişimciden sadece 6'sı girişimciydi. Şimdi bu oran 13.2. Ya aslında fakat iki katını geçmiş iki durumda. İki katını evet. geçmiş durumda. Ama bu yeterli mi? Yetmez. Bugün diğer gelişmekte olan ve girişimci olmuş, yani girişimcilikten para kazanan, istihdam yaratan ülkelere baktığımızda bir Kolombiya, Şili, işte Tayland, diğer Singapur, yani bu tip ülkelerin girişimcilik oranlarına baktığımızda %25'lerin üzerinde. Bu da demek oluyor ki daha alınacak çok yol var. Evet. Çok yolumuz var. Ama gelişmeler çok iyi. Hatta ben bir not almıştım. Neler gelişiyor Türkiye'de? Şimdi bir kere yenilikçi finansman modelleri artıyor. Evet. Biliyorsun melek yatırımcılık, fon dönüm fonu, girişim sermayesi şirketleri artıyor. İşte tohum sermayeler var. Bunlarda bir artış var. Bulut bilişim kullanımı artıyor bir kere. Evet. Herkeste bir farkındalık var. Girişimcilik yaşı düşüyor. Bu da demek oluyor ki bir farkındalık, girişimcilik konusunda bir farkındalık var. Artık cesur, hani risk alabilen girişimcilerin yaşı evet. daha da gençleşiyor. Daha gençleşiyor aynen evet. öyle. Sosyal girişimcilik ki çok önemli bir konu biliyorsun. Biz diyoruz ki girişimci olmadan önce mutlaka bir sosyal girişimciliği deneyin. Mutlaka yaşayın diyoruz. Bunda da bir farkındalık var. Kurum içi girişimcilik kültürü. Biliyorsun şirketlerde inanılmaz derecede bu konularla ilgili bölümler kurulmaya başladı. Departmanlar kuruluyor. Kurum içi girişimcilik teşvik aynen. Çalışanlarına evet. eğitim vermeye başladılar. Bunun dışında hızlandırıcılar, accelerator ve incubator dediğimiz inkübasyon merkezleri, hızlandırıcıların sayısı arttı. Ve tabii yenilenebilir enerji konusunda bir farkındalık var Türkiye'de.
artık hani bu konulara daha bir farkındayız ve bu konulara daha çok önem veriyoruz. Aslında onu da soracağım. Bu ön plana çıkan sektörler var mıdır? Senin de bu süreç içerisinde dikkatini çeken, mesela yenilenebilir enerji dedin. Hani bunun yenilenebilir enerji var. Tarım konusu çok tarım önemli. Konusu. Biliyorsun gelecek 100 yılın konusu olacak tarım. Hatta hani girişimci olmak isteyenlere tarımda inovatif fikirler yaratmalarını tavsiye ediyorum ya da araştırmalarını tavsiye ediyorum. IoT konusu var, Internet of Things biliyorsun. Şimdi Big Data konusu çok önemli. Big Data'da kim bir şeyler yaparsa onlar kazanacaklar. Bir dönem CRM konusu vardı, şimdi Big Data konusu var. O verinin işlenmesi, o anlamlı hale gelmesi. Aynen, çok önemli konular. Bu konularda hani girişim yapacak kişilerin kazanacağını düşünüyorum. Benim tabii nacizane bu virtual reality dediğimiz, augmented reality, sanal gerçeklik, işte zenginleştirilmiş gerçeklik. Bu tip konularda da çalışanlar her zaman bir sıfır önde olacaklar diye düşünüyorum ben. Az önce bahsettin hani bu yaş aralığı gençleşiyor dedin. Hani daha gençlere ulaşıyor. Sosyal yönde de projelere dahil olduğunu, destek sağladığını biliyoruz. O yönde özellikle değinmek istediğini düşündüğüm bir alan var. Var. Şimdi Türkiye'de biz ne yaparsak yapalım eğitime önem vermediğimiz müddetçe ve finansman kaynaklarını doğru şekilde, doğru kaynaklara yöneltmediğimiz müddetçe Türkiye'den bir tek boynuz şirket çıkmayacak. Dünyada yaklaşık 284 tane tek boynuz, milyar dolarlık şirket var. Bunun bir tanesi bile Türkiye'den değil. Ki Avrupa'dan 22 tane olması gerekiyor. Yani düşünebiliyor musun? 80 milyonluk bir ülkeyiz ve Türkiye'den tek bir tek boynuz, milyar dolarlık şirketimiz yok. Oradaki eksiklik nereden kaynaklanıyor? Şimdi biz zannediyoruz ki bir girişime 50 bin dolar, 100 bin dolar yatırım yapınca o şirket bir Facebook olacak. Yatırımcıların hepsi 6 ay sonra milyar dolarlık bir hani fikir çıkmasını bekleyerek hareket ediyorlar. Ama bu bir arsa, bir ev almak gibi bir şey değil. Sonuçta her 10 girişimin sadece bir tanesi tutuyor biliyorsun. Ve unicornlar yani tek boynuz şirketler araştırılıyor. Bu araştırmadan çıkan sonuç da şu. Bir şirketin tek boynuz olabilmesi için 6 yılda 65 milyon dolara ihtiyacı var. Bu da demek oluyor ki Türkiye'de yatırım yönüyle. Tabii. Bu da demek oluyor ki bizim girişimleri daha fazla destekli olmamız gerekiyor. Yani belki burada devletin hani Facebook vari, gelecek vadeden teknolojik startuplara belki kaynak vermesi, kaynak ayırması ve bu şirketlerin elinden tutması, tanıtımını yapması gerekebilir diye düşünüyorum. Orada yeni hayata geçmiş olan fonu kavramı bir ilk adım mıdır? Hani ilk adım olacak. Evet. Orada Türkiye Yatırım Fonu var biliyorsun. Yatırım Fonu, evet. Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Odalar Borsa Birliği'nin bir fonu. Birlikte kurdukları bir fon. Burada girişim sermayesi şirketlerine fon sağlanarak aslında teknolojik startuplar desteklenecekler. Bir nevi İsrail'deki Yozma modeli diyebiliriz buna. Bir başka fon da biliyorsun Türkiye Girişimcilik ve İnovasyon Fonu. Evet. Bu da European Investment Fund dediğimiz Avrupa Yatırım Fonu'nun başlattığı bir fon. Ya inşallah bu tip fonlar artacak ve hani girişimci şirketlere destek sağlanacak ve biz de inşallah bir gün bir tek boynuz şirket çıkaracağız. Zaten bir örnek çıkardığımızda eminim diğerleri de peşinden gelecektir, izleyecektir. Aynen. Eğitimin de öneminden bahsediyoruz ve eğitim, şu an daha gençleşiyor bu. Senin genç başarıyla da orada çalışmalar yapıyorsun. Aynen. Oradan oraya aslında atlamış gibi oldum ama yine eğitime gelecektim. Eğitim çok önemli. Eğitim şart ve eğitimin ilkokuldan itibaren farkındalık yaratarak verilmesi gerekiyor. Bu da ne demek oluyor? Girişimcilik eğitimi vermiş olmak için değil de girişimci eğitmenlerle girişimciliği öğretmemiz gerekiyor. Bu da önce öğretmenlerimizi eğitmemiz, eğiticinin aslında eğitimi. Eğiticinin eğitimi diyor. Aynen. Sonrasında da gençlerin eğitimi demek. Biz ben Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın yönetim kurulu üyesiyim. Evet. Genç Başarı Eğitim Vakfı da ilkokuldan itibaren ortaokulda, lisede gençlerde girişimciliği, ekonomiyi, iş yönetimini öğreterek aslında küresel ekonomiye gençleri hazırlayan bir dernek. Aslında daha genç yaşta hani bir işletmeciliği, bir girişimci sürecini deneyimliyorlar diye. Kesinlikle. Mini şirket programları var. Akıllı para yönetimi programı var. 1400'e yakın gönüllümüz var iş dünyasından.
Onlardan okul sonrası dersler yaparak, rol model olarak hani hayatlarını dinliyorlar. Neleri başarmışlar, nelerde başarısızlık yaşamışlar. Ticaret fuarları yapıyoruz, inovasyon kampları yapıyoruz. Yani ben şunu diyorum, aslında bu tip derneklere destek artarsa ve Türkiye çapında biz daha fazla öğrenciye ulaşabilirsek, hani girişimcilik... Aslında geleceğe de yatırım yapmış oluyoruz. Aynen, çünkü bu geleceğe yatırım yapmış oluyoruz. Deneyimle gelen bu yeni nesil o zaman çok daha hızlı ilerler diye düşünüyorum değil kesinlikle mi? Kendi girişimlerinde. Kesinlikle. Yani gelecek gençlerin elinde. Türkiye çok genç nüfusa sahip bir ülke. Sen de biliyorsun. 30 ve 30 yaş evet, altı. Aslında dünyadaki en genç nüfusa sahip ülkelerden bir tanesi. Aynen. Hindistan ortalaması 28. Aynen. Türkiye onu izliyor. 29-30 yaşta. Potansiyeli çok yüksek. Sizler de Genç Girişimciler Kurulu'nda çok emek veriyorsunuz. Zaten o alanda özellikle G3 forumundan bahsetmeni isteyeceğim. Çünkü yıllardır devam eden ve bu alanda girişimci haftası ve sonrası çok etkinliğin, aslında etkinliklerin anası mı diyelim, en büyüğü evet diye gerçekleşiyor. Şu anda yakın zamanda da yapılacak tekrar. Aynen. Biz yaklaşık 2009'dan beri Global Girişimcilik Haftası'nın bir parçasıyız. İlk olarak Endeavor Türkiye ile beraber Top Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurulu olarak yaklaşık 81 ilde Global Girişimcilik Haftası'nı eş zamanlı evet olarak yapmaya başladık. Daha sonrasında 2011 yılından itibaren de eş paydaş olmaktansa yönetim kurulu oluşturduk ve yönetim kurulunda yer alarak Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliğini yapar hale evet geldik. Bu etkinliğin adı da Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum. G3 oradan geliyor değil mi? G3 oradan. Geleceğin Gücü Girişimciler. Aynen. Bu sene de yine 25 Kasım'da Suada'da evet yapıyoruz. Her sene binin üzerinde öğrenci, girişimci ve yatırımcının katılımı ile yapıyoruz. Çok heyecan verici bir etkinlik. Ben de katılma şansı buldum geçmiş dönemlerde. Çok gerçekten duayen girişimcilerin, genç girişimcilerin, yatırımcılarla, girişimcilerle bir arada olduğu, girişimciliğin, sadece girişimciliğin konuşulduğu bir etkinlik olarak zaten planladık biz. İşte sabahtan bir mentor seansımız oluyor. Bu mentor seansında bir masada siz Ali Sabancı'yı da bulabiliyorsunuz, Yemek Sepeti Nevzat'ı da bulabiliyorsunuz. İşte Hanzade Doğan Boyner'i de oturtuyoruz. Hüsnü Özeyin var, Hamdi Akın var. Aklınıza gelebilecek tüm girişimciler, başarılı rol modeller bu masalarda gençlerle birebir 2 saat boyunca oturup sohbet ediyorlar. Tabii, deneyimlerini paylaşıyorlar, soruları cevaplıyorlar. Sonrasında bir bakanımızı mutlaka ağırlıyoruz. Daha önceki senelerde başbakan yardımcımız Ali Babacan vardı eski. Eski Kalkınma Bakanımız Cevdet Yılmaz evet gelmişti. Kalkınma planlarından bahsetmişlerdi. Şimdi bu sene de yine bir bakanımızla bir panel söyleşimiz olacak. Sonrasında yine bir keynote, ana konuşmacımız evet olacak. Bu sene bir panelimiz daha var. Genç girişimcilerle ilgili, genç startuplarla ilgili. O da sürpriz olsun. Çok güzel. Bu 25 Kasım'da nereden ulaşabilirler, nereden kayıt yapabilirler? www.g3forum.com'dan mutlaka ben kayıt yapmalarını rica ediyorum. Çünkü kayıt yapmazlarsa sabahki seanslara katılım sağlayamıyorlar. G3forum.com'dan tüm detaylı bilgileri, geçmiş senelerde yaptıklarımızı öğrenebilirler ilgili kişiler. Ben de bunu özellikle izleyicilerimiz için tekrar edeyim. www.g3forum.com. Oradan mutlaka kaydınızı yapın. 25 Kasım'da Türkiye'nin en büyük girişimcilik zirvelerinden bir tanesinde kıymetli konuklarla birlikte olun ve onların deneyimlerini, mentörlüğünü almış olun. Bu keyifli sohbet devam edeceğiz kısa bir aradan sonra. Aramızdan sonra birlikteyiz. Girişimcilik alanında danışmanlık yapan kıymetli bir konuğum vardı. Sevgili Berrak'la sohbet ettik. Girişimcilik ekosistemindeki gelişmeler, ihtiyaçlar. Bugüne kadar baktığında aslında sadece Türkiye değil, sen yurt dışında da pek çok etkinliğe katıldın. Bunların bir tanesi Global Entrepreneurship Network. Dünyadaki en büyük girişimcilik etkinliği diye geçiyor. Sanıyorum bu sene Kolombiya'daydı, geçen sene Milano'da. O nasıl bir yapı, nasıl bir etkinlikler zinciri? Her sene dünyada bir ülke bunun ev sahipliğini yapıyor. Ve dünyada Global Girişimcilik Haftası'na ev sahipliği yapan
kurumlar buraya davet ediliyorlar. Evet. Biz de tabii 2009'dan beri işte Dubai'ye de gittik, Liverpool'a da gittik. Hatta Liverpool'da en etkin kurumsal iletişim yapan ülke ödülünü aldık. Türkiye olarak. Evet, evet, dünya birincisi olduk. Aynen öyle, gurur vericiydi. Sonrasında Milano, Kolombiya ve önümüzdeki senede Güney Afrika'da olacak. Johannesburg'da. Burası çok etkin geçiyor. Mart ayında gerçekten. Mart ayında. Değil mi? Mart ayının 3. haftası oluyor her sene. Evet. Ve inanılmaz faydalı bir etkinlik. Çünkü farklı ülkelerden ekosistemin paydaşlarıyla tanışma imkanınız oluyor. Kart alışveriş yapıyorsunuz, network imkanınız oluyor. Birbirinizden bir sürü şey alma imkanınız oluyor. Bilgi, enformasyon. Hani onlar neler yapıyor, neleri Türkiye'ye getirebiliriz ya da biz neleri yapıyoruz, neler onların yapmadığı. Evet. Gerçekten karşılıklı bilgi alışverişinin olduğu ve rol modellerin dinlendiği. Amerika'dan çok önemli rol modeller getiriyorlar, başarılı girişimciler ve onları dinleme imkanımız oluyor. Bize de aslında bir nevi ışık tutmuş oluyorlar. Bu sene de Johannesburg'da. Bu etkinin özel bir anlamı da var değil mi? Bu önümüzdeki sene Türkiye için. Johannesburg'da bayrak sallayacağız. Bu da demek oluyor ki kongre 2018'de İstanbul'da yapılıyor. Müthiş. Hani önümüzdeki sene Güney Afrika'ya gitme fırsatı olanlar mutlaka bu etkinliğe gitme çabası içerisinde olsun ama onu kaçırırsanız 2018'de bu İstanbul'da Türkiye'de olacak. Aynen. Bunun için çok emek verdiniz diye düşünüyorum. Aksi durumda böyle uluslararası etkinlikleri getirmek çok kolay değil. Çok. Buraya gerçekten zaten platformun başkanı Ali Bey, Ali Sabancı. Evet. Buraya destek veren 4-5 kurum var. Bunlardan bir tanesi Endeavor Türkiye. Evet. Top Genç Girişimciler Kurulu, Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Habitat. Tabii Kaufman Vakfı ve Global Entrepreneurship Network aslında bu işin bir parçası. Giriyor. Aynen öyle. Gerçekten her kurum canla başla bu işi Türkiye'ye getirebilmek için çalıştık. Ve sonucunu da aldık. İnşallah 2018'de de. Bu müjdeli haber için ve güzel paylaşım için teşekkür edeyim. O çerçevede baktığında hani yurt dışındaki girişimcilik ekosistemiyle Türkiye'yi mukayese edersen neleri iyi yaptığımızı düşünüyorsun? Hangi alanlarda daha çalışmalıyız, yoğunlaşmalıyız? Nasıl bir mukayese yaparsın? İsmail'cim, bence Türkiye girişimci bir toplum değil, girişken bir toplum. Çok girişimciyle tanıştın. Hani bu girişimcinin ortak özelliği ne? Hani girişimciyi nasıl tariflersin? Şimdi girişimci bana göre cesur, hayalleri olan, hayallerini gerçeğe dönüştüren, kitlelere ulaşabilen ve kitlelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek fikirler geliştiren. Dikkat edersen mesela Uber, işte Facebook, Twitter hepsi bir kitleye hitap ediyor. Kitlelerin ihtiyaçları doğrultusunda gelişmiş girişimler, büyümüşler. Bir kere cesur insanlar, hani adım atmışlar. Birisi üniversitedeyken, risk almışlar. Öyle ve yaptıklarından da mutluluk duyabilen tabii. Yaptığı işi mutlulukla yapamayanlar başarılı olamıyorlar. Yaptığı işi severek yapan. Aynen, yani. Yaptığın işi severek yapacaksın. Öyle mukayese ettiğinde o zaman Türkiye bu girişkenlik kısmında daha ön planda. Hani girişimcilik kısmında sanki biraz daha geri mi kalıyor diye görüyorsun? Şimdi mesela şöyle bir şey var. Hepimizin aklından yüz binlerce fikir geçiyor. Mutlaka şimdi bir tane örnek vereceğim. Yemeksepeti.com. Bugün 610 milyon dolara satıldı biliyorsun. Şimdi herkes Nevzat'a gidip şey diyormuş. Ya benim de böyle bir fikrim vardı. Tamam da yani 99-2000 yılında bu adam harekete geçmiş ve yemeksepeti.com'u kurmuş. Sen de yapsaydın. Onun üstünde 10 sene emek ve çaba var. Kanter gözyaşı var tabii belki ki. Değil mi? Yani tabii ki. Onlar profesyonel hayat tercih etmemişler. Gitmişler bu şirketi kurmuşlar. Ben bu şirketin zannetmiyorum daha dakika bir gol bir 10 milyon dolarlarla başladığını. Değil, küçük paralarla başlamışlar ama yavaş yavaş büyütmüşler. Yani amacım, bunu söylememin amacı şu. Hani siz de yapabilirsiniz. Siz de adım atın. Ama benim de fikrim vardı böyle. İşte ben de bunu düşünmüştüm. Denememiz gerekiyor. Orada adım atmak çok adım önemli. Atmak hani başlamak ve ilerlemek için. Aynen. Yani adım atmak. Bir de tabii bu kültürümüzden de geliyor. Hani annelerimiz, babalarımız bize hep memuriyet, hani maaşını al. Daha ne istiyorsun? Sigortan da var. Güvenli bir iş. Hani güvenli. Sonuçta. Tabii. Öbür tarafta girişkenlikte şey var değil mi? Riskler, hani
Çok fazla. Çok belirsizlikler. Tabii yani ki. Geleceği öngöremezsiniz. Çok fazla. Ama yani belirsizlik olmadan, risk almadan da girişimci olunmuyor. İşin güzel tarafı da burada. Peki bunu hafifletecek ekosistemdeki oyuncuların durumu iyileşiyor mu Türkiye'de? Hani baktığında inkübasyon merkezleri, hızlandırıcılar, işte melek yatırım ağları, fonlar, hani oradaki gelişimi nasıl görüyorsun? Tabii. Şimdi ben girişimcilere diyorum ki her zaman, mentorluk da yapıyorum biliyorsun. Ben girişimcilere diyorum ki bir fikriniz varsa ve o fikre çok inanıyorsanız, inanmak çok önemli. Eğer inanıyorsanız hiç durmayın, yapın. Ama inanmıyorsanız, aklınızda bir gram soru işareti varsa, siz kendiniz inanmıyorsanız önce başkasını kendine inandıramazsınız. Evet, önce kendin ikna olacaksın. Türkiye'de şu anda yatırım konusunda iyi bir fikriniz varsa zaten hiçbir şekilde finansman konusunda sıkıntı çekmezsiniz. Biliyorsun 14 tane akredite melek yatırımcı var. 1000'e yakın melek yatırımcımız var. Aslında bunun 4000 olması bekleniyordu ama şu anda 1000'de kaldık. İnşallah bunun daha da büyüyeceğini. Potansiyeli çok daha fazla aslında. Tabii Türkiye'den. Anadolu'da özellikle. Evet, evet. Hani daha Anadolu'yu saymıyoruz. Bu 440 akredite ama hani bizim varsaydığımız çevremizde de melek yatırımcılık yapıp ama hazine müsteşarlığına kayıt olmayanlar var. Evet. Toplamda 1000'e yakın bir melek yatırımcı sayımızın olduğu. Yani mutlaka eğer girişimcinin inandığı bir fikir varsa ve bu fikir özel bir fikirse şirket, yani tabii iş planının da yapılması gerekiyor. Öyle eli boş gidilmemesi gerekiyor yatırımcının karşısına. Hazır bir iş planı, inandığınız bir fikir, mutlaka yatırım alırsınız diye düşünüyorum ben. Baktığında bu mentorluk yaptığın girişimciler çerçevesini değerlendirirsek en çok nerede sıkıntı yaşıyorlar? Hani nerede dar boğaz var? Şimdi bir, yatırımcılar ilk bölümde de sana bahsettiğim gibi daha dakika bir, gol bir bu fikir Facebook olsun diye girmek istiyorlar. Yani hemen kısa sürede büyüyecek veya büyük bir potansiyel olacak. Öyle bir dünya yok ki. Yani Facebook'ta baktığında evet kısa bir süre ama ona göre kısa yine bir yılların, süre. Yine yıllarını aldı. Var. Evet. Yani aslında birbirine güven çok önemli. Fikre güven çok önemli. Girişimciye destek vermek çok önemli. Sadece para verip çekilmek değil de o girişimi baştan sona desteklemek, network'ünü açmak, işte sıkıştığı yerde ona destek vermek, fikrini söylemek. Bunları yapmak gerekiyor. Girişimcilerin bence en büyük sıkıntısı müşteri bulmak. Çünkü Türkiye'de hala girişimciye deneyimsiz, çırak gibi bakanlar var. Sen de biliyorsun. Evet. Mutlaka stratejik bir ortak arıyorlar. Çünkü neden? Hani o stratejik ortak onlara network açıyor. Güçlendiriyor. Tabii, başka türlü olmuyor. Aynen öyle. Yani yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bunları da aşacağız. Birbirine güven ortamı oluştuğu müddetçe, girişimciler fikirlerini sağlam iş planlarına döndürdükleri müddetçe, yatırımcılar da girişimcilere her zaman hem network, hem stratejik ortak, hem de parasal anlamda destek verdikleri müddetçe ben girişimcilik ekosisteminin daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Yeter ki orta bir yol bulalım. Bir de özellikle tavsiyelerini de almak istiyorum. Bir de girişimciler yönüyle sabırlı olmaları kıymetli, hazırlıklı olmaları önemli dedin. Bu etkinliklere katılmaları, G3 Forum gibi mutlaka orada yer almaları, network içerisinde olmaları önemli fırsatlar. Başka böyle deneyim çerçevesinde değerlendirilen, özellikle kadın girişimciler için. Türkiye'de kadın girişimci sayısı artıyor. Hani senden ne tür ipuçları alabilirler? Şimdi bir kere çok teşekkürler. G3 Forum'u zikrettiğin için. G3 Forum gibi etkinlikleri kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü her etkinlik aslında yeni bir network kapısı demek. Global Girişimcilik Haftası önümüzdeki hafta 14'ü ile başlayan hafta olacak. Evet. 14'ü ve 18'i arası, 19'u arası hatta. Birçok etkinlik olacak. Bunları Global Girişimcilik Haftası adresinden takip edebilirler. Nerede ne var? Hani çünkü Kasım ve Aralık ayı özellikle girişimcilik etkinlikleri açısından çok elverişli ve inanılmaz derecede fazla etkinlik yapılıyor. Ben onları mutlaka takip etmelerini arzu ediyorum, hani tavsiye ediyorum. Onun dışında kadın girişimcilerimiz de, kadın girişimciler kurullarımız her ilde var. Evet. Onların toplantılarına katılabilirler. Rol modellerle bir araya getirmeye çalışıyoruz. Hani bunu da takip etmelerini tavsiye ediyorum aslında.
Çok teşekkür ederim Berak. Hem deneyimlerinle hem de bugüne kadar öğrendiklerinle gerçekten çok girişimcilere ışık olduğunu düşünüyorum. Keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Aynen, sağlık. Değerli izleyicilerimiz, kıymetli bir konuğu ağırladım ve önümüzdeki dönem farkındaysanız girişimcilik yönüyle pek çok fırsatların olduğu, girişimcilik haftası olsun, G3 forumu olsun, 25 Kasım G3 forumu aklınızdan çıkarmayın. Daha önce zikretmiştim, 19 Kasım'da bizim de girişimci hareketi buluşmamız var. O da girişimci haftası kapsamında gerçekleşiyor. Bunların her birisi sizlerin katılımıyla çok daha güzelleşiyor. Sizleri bu etkinliklere bekliyoruz. Keyifli bir hafta olmasını diliyorum. Stratejik işlerinizden bol olduğu bir hafta olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.